Bugüne dair de haftanın ilk programında sizinle birlikteyiz. Programın ilk bölümlerinde hem dün akşam Cumhurbaşkanlığı seçimini paylaştık. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar'ın ilk turda aldığı %32,35'lik oy oranıyla ilk turu birinci kapattığı bir seçim oldu. Onu bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın %29,84'lük oy oranıyla ikinci sırada takip ettiği bir seçim sonucunun ardından ikinci tura bu iki isim, yani Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı kaldı. Şimdi gözler ikinci tura. Biz aritmetiksel olarak nelerin bu seçim sonucuna etki edebileceğini, partilerin tabanlarını nasıl hareketlendirebileceğini ve ikinci tura tüm bunların ne şekilde sonucu yansıtacağını konuştuk. Az önce program içerisinde CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile değerlendirdik konuları. Şimdi ise bir başka boyutuyla seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bundan sonra hem kapalı Maraş konusunda geçtiğimiz hafta atılan adım ve bu adım karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar, hem de Kıbrıs sorunuyla alakalı bundan sonraki süreçle alakalı durumunu da değerlendireceğiz elbette. Ülkemizi çok iyi tanıyan, uzun yıllarda burada görev almış emekli diplomat Engin Solakoğlu ile birlikte günaydın, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, günaydın. Şimdi seçimler elbette ertelenen seçimlerdi. Covid etkisiyle katılımın yalnızca %58,21 olmasını biz içeride tartışıyoruz. Tabloyu birazcık çizdim. Genel intibayla siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün akşam seçimleri ben Genç TV'deki seçim programı aracılığıyla izledim. Şunu da itiraf edeyim. Uzun yıllardır bir seçim programı izlememiştim. Ve saat 6'dan itibaren, akşam 6'dan programın sonuna kadar hiç sıkılmadan nasıl izlediğime ben de şaşırdım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir programdı. Yani emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yani o programı izleyerek Kıbrıs'la ilgili, KKTC ile ilgili hiçbir siyasetle ilgili bilginiz yoksa bile o programın sonunda birçok şey öğrenirdiniz. Yani öyle söyleyeyim. Tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür edeyim size. Yani bir takım çekişme, tartışma yerine hep bilgilendirmeye yönelik bir şeydi, programdı. O yüzden çok gerçekten takdir ettim. Hepinizi tekrar tekrar kutluyorum bu çok konuda. Çok teşekkürler tüm ekip arkadaşlarımız adına. Şimdi seçimle ilgili olarak benim de hakikaten ilk dikkatimi çeken şeylerden biri, tabiatıyla salgın vesaire gibi sebeplerle katılımın düşük olması. Şimdi katılım bütün dünyada genelde düşen bir şey. Yani seçimlerle ilgili olarak vatandaşlar da, bunu bütün dünya vatandaşları için söylüyorum, ya biz gidiyoruz, oy veriyoruz ama pek de hayatımızda bir şey değişmiyor duygusu hakim oldukça seçimlere katılım azalıyor zaten. Yani bu salgından bağımsız olarak. Yalnız bu oranın artık %50'lere yaklaşması, yani her iki kişiden birinin oy kullanmıyor olması rejim meşruiyetlerini bana göre çok ciddi bir şekilde sarsan bir durum. Yani onun için orada tabii bunu sadece vatandaşa yüklemek de doğru değil. Yani bu oyunu oynayan asıl aktörlerin de düşünmeleri lazım. Acaba vatandaşa neyi, hangi mesajı eksik veriyoruz da bu oyuna katılma ihtiyacı hissetmiyor diye. Bunu burada hep keseyim müsaade ederseniz. Seçim sonuçları aşağı yukarı benim tahmin ettiğim gibi oldu. Ben bunu geçen hafta içerisinde Sol Haber'deki makalemde de, yani söyleşimde de söylemiştim. Sıralamayı da aşağı yukarı tahmin etmiştim. Ondan sonra şöyle de bir tahminim vardı. Ulusal Birlik Partisi gerçekten çok iyi örgütlü bir parti. Yani KKTC içerisinde çok iyi bir yayılması ve şeyi var, ağı var. Bunu da son derece iyi bir şekilde mobilize ettiğini düşünüyorum. Tabiatıyla Akıncı cephesinin de, yani partisiz görünen bir adayın da buna yakın oy alması da bir başarı sayılabilir. Çok fazla bana düşmeyebilir ama CTP'nin asıl burada herhalde sorgulaması, sorması, araştırması gereken şeyler var. Ben Sayın Erhurman'ın da üçüncü çıkacağından aşağı yukarı emindim. Benim için önemli olan oy oranıydı. Yani ne kadar oy oranı alacak? Bana göre aldığı oy oranı son derece saygıdeğerdir. Yani çünkü aynı kulvarda yarışan bir başka adayla yarıştı. Ondan sonra önümüzdeki, yani bir hafta içerisinde
sanıyorum aritmetik toplamların ötesinde bir de ilk turda oy kullanmayanların ne kadarı oy kullanacak, nasıl oy kullanacak bunlar seçim sonucunu belirleyecek. Ama şunu hazır olmamız lazım, böyle tıpkı dünkü anayasa oylamasının sonucu gibi çok kıl payı farklı bir sonuçla karşılaşabiliriz gibi geliyor bana. Tabii KKTC için daha iyisi aslında bir adayın biraz daha farklı kazanmasıdır ki toplumlar arası görüşmelerde, BM'de temsil kudreti, temsil kabiliyeti sorgulanmasın. Şimdi elbette bu konular, sizin de işaret ettiğiniz bu başlıklar ikinci tura etki edecek. Partilerin seçmenleri konusunda parti meclislerinin alacağı kararla birlikte. Ancak bu seçim sürecinde bizim en azından hem dışarıdan gözlemlediğimiz hem bizlerden de yorum isteyen Türkiye'deki meslektaşlarımızın da konuyu ele alış biçimleriyle birlikte bu cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok daha fazla yankı buldu, yer buldu, daha fazla tartışıldı ve tartıştırıldı. Şimdi bu açıdan birazcık bakmanızı isteyeceğim. Neden böyle oldu? Şöyle bir örnekle belki bunu izleyicilerimiz için de özetleyebiliriz. Malum cumartesi gecesi itibariyle seçim yasakları bizde başlamıştı ve burada herhangi bir adayın kendisi ya da onu destekleyen bir kişi tarafından televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar bağlamında öyle açıklamalar yapsa örneğin seçim yasaklarına takılacaktı. Ancak Türkiye'deki televizyon ekranlarında burası tartışıldı ve dediğim gibi burada olsa seçim yasağına takılacak pek çok ifadede yer aldı. Böyle örnekleri ben kendi adıma ilk kez gördüm. Neye bağlıyorsunuz Türkiye'de bu kadar yakından takip edilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve yapılan açıklamaların belki de buradaki seçmenin de aklını çelebilecek yorumlar ihtiva etmesini? Yani şimdi tabiatıyla Türkiye'de aslında KKTC'nin her zaman yakından takip edilmesi gerekiyor. Benim her zaman altını çizdiğim bir şey var. Yani Türkiye'de derin bir Kıbrıs Türk konusunda, Kıbrıs Türk halkı konusunda derin bir cehalet var. Maalesef bu zaman zaman dönem dönem ve değişik sebeplerle patlayan ilgi o cehaleti gidermeye yetmiyor. Tam tersine genellikle daha da derinleştiriyor. Ben de şöyle bir Türkiye'de yapılan şeyleri sosyal medyadan baktım. Çünkü televizyondan izlemeye sabrım yetmiyor. Hakikaten yani çok fazla ezber var, çok fazla yüzeysel bilgi var. Ve bana göre tabii şu anda Türkiye'nin dış politikadaki genel yaklaşımı çatışmacı bir yaklaşım olduğu için KKTC'de de bunun ortamı hazırdı. Sanıyorum ilginin bir sebebi de bu. Yani işte sattırırız sattırmayız ilkelliğine kadar indirip bu konuda slogan atmak herkese çok kolay geliyor tahmin ediyorum. Aksi takdirde Kıbrıs meselesini öğrenmeniz lazım. Örneğin toprak eşittir egemenlik konusunu söylediğinde birisi hemen vatan hainliğiyle suçlanabiliyor. Yani şimdi halbuki bu Kıbrıs meselesinin temel bir denklemi ama bunu bilmeyen Türkiye'de koskoca bir siyasi partinin teşkilatları kampanya yapabiliyorlar. Oysa ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de de söylediği bir şey bu. Yıllardır konuşulan bir şey. Yani bu ilgi maalesef KKTC'ye faydalı bir ilgi olmuyor. Sizin de söylediğiniz gibi seçim yasaklarını, seçimlerle ilgili kuralları esneten, zayıflatan bir şeye dönüşüyor. Yani umarım bu daha fazla şey yapmaz, devam etmez. Özellikle bu süreç zarfında hele ki son iki haftaya baktığımızda ne kadar takip ettiniz bilemiyorum ama bu Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece medyanın ilgisi değil aslında medyanın ilgisinin temel nedeni Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı pek çok olayın yaşanmasıydı. Bunlardan bir tanesi Başbakan Ersin Tatar'ın, UBP'nin adayı Ersin Tatar'ın ani bir Ankara ziyaretiyle birlikte Fuat Oktay'la görüşmesi ve 117 milyarla birlikte ülkeye dönmesi. Bir diğeri ise su temin projesinde meydana gelen arızanın giderilmesiyle alakalı burada seçim yasakları olduğu için Ankara'da bir tören düzenlendi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ersin Tatar kameraların karşısındaydı. İzleyicilerimizin de hafızasını birazcık daha bu konuda tazelemiş olalım. Orada da Maraş konusunda açıklama yapıldı. Tüm bunlarla
Bunlarla birlikte aslında Türkiye medyası da belki birazcık daha konuya müdahil oldu ya da konu birazcık daha dikkatlerini çekti diyelim. Türkiye'nin müdahalesi çok tartışıldı bu seçim sürecinde. Ne kadar takip ettiniz ve Mustafa Akıncı'nın örneğin çok sert açıklamaları oldu bu süreçle alakalı olarak. Kendisinin aday olmaması için yapılan telkinlerden bahsetti. Serdar Denktaş gibi bir aktör yine bu müdahaleler konusunda sessiz kalmadı. Sert açıklamaları var. Nasıl gözlemlediniz, ne söylersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Şu anda yaşananları hemen yani geçtiğimiz haftalarda yaşananları normalleştirmek adına konuşmadığımı bilmenizi isterim. Ama ben 1994'ten beri KKTC'de seçimleri takip ediyorum. Bazen çok yakın, bazen daha uzaktan takip ediyorum ama hep takip ediyorum. Yani Türkiye'nin müdahalesinin konuşulmadığı bir seçim hatırlamıyorum. Genel seçimlerde buna dahildir. Türkiye'nin müdahalesi her zaman olur. Yani 94'ten daha belki tarihlerde bunu da yazımda söyledim. Yani bizatihi üniformalıların müdahalesinin olduğu dönemler de var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi bizim tabii hafızamız biraz gündelik olaylarla sınırlanıyor, unutuyoruz. Türkiye'de de zaten genel dış politik yaklaşım ve genel iç politika olarak çok olağan bir rejimle yönetilmiyoruz biz. Dolayısıyla bu çok olağan olmayan rejimin KKTC bağlamında attığı adımların da çok olağan olmasını beklememek lazım. Yani bunu Kıbrıs'ta Türk dostlarıma ben zaman zaman hep anlatıyorum. Yani onlar tabii kuzeyde hep genelde bir ideal, bir ülkü ya da bir realite olarak bir Türkiye'yi görüyorlar. Ama o Türkiye değişkenlik gösteriyor zaman içerisinde. Bazı davranışları değişebiliyor. Bazı tepki verme şekilleri değişebiliyor. Tabii son yaşadığımız olaylar güzel olaylar değil. Ben çünkü şunu hatırlıyorum. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine dediğim gibi telkinler, bir tarafı tercih etme vesaire bunlar olurdu ama bunlar bu kadar bağır bağır yapılmazdı. Bu biraz da bunu düzenleyenlerin şöyle söyleyeyim yani inceliklerinden kaynaklanıyor diyelim kibarca. Yani biraz fazla şey. Bu da tabii karşıtını yaratıyor. Karşıtında da açıkçası ben Sayın Akıncı'nın da son 2-3 gün bu konuda çok fazla bu konuyu merkeze koyan şeyini takdir etmedim, beğenmedim. Yani çünkü Kıbrıs Türk halkı netice itibariyle müzakerelerde kendisini temsil edecek, insanı seçecek ve bu müzakerelerde kim temsil ederse etsin Türkiye'de o masada olacak. Yani beşli, üçlü, ikili hangi formülle olursa olsun birlikte çalışmak zorunluluğu var. Elbette insan halkı yani Kıbrıs Türk halkının onurunu korumak gerek. Bunu da çok güzel yaptı Sayın Akıncı. Ama son 2-3 gün artık birazcık hani bu kadar çok gererseniz bir konuyu ya biraz da iktisattaki esneklik teorisi gibi bir malın fiyatını çok arttırırsanız sonunda satılmaz. Ben sanki o son noktada biraz fazla ileri gittiğini düşünüyorum Sayın Akıncı'nın Türkiye karşıtlığına dönüştü. Oysa ki tanıyorum kendisini. Türkiye karşıtı bir insan değildir Akıncı. Türkiye'yi Türkiye'den daha fazla düşünen bir kişidir. Ama sanki böyle bir izlenim verdi. Açıkçası bence benim beklediğim oyu alamamasında bunun rolü oldu. Yani ben %30'u rahat geçeceğini tahmin ediyordum. Ondan sonra benim tanıdığım bir takım Kıbrıslı Türk dostlarım bu kadar gerginliğin doğru olmadığı yaklaşımını bana ilettiler. Bazıları oy kullanmadı bu yüzden zaten. Yani bu kadar gerginlik bence iyi olmadı. Şimdi ikinci turda, ilk turda oy kullanmayan bir seçmen kitlesinin ikinci tura kalanlar nezdinde sandığa gideceği ile alakalı bir en azından izlenimimiz bizim de var. Bunun nasıl yansıyacağı da belirleyici olacak gibi görünüyor. Netice itibariyle ortaya atılan iddialar, işte büyükelçilikten yapılan açıklamalarla birlikte bu seçim atmosferini de geçirdik. Bu anlamda en azından benim hatırladığım, benim hafızamın yettiği noktada siz daha önce de müdahale söylemleri olduğundan bahsettiniz. Bu
bunun gibi bir şey doğrusu hatırlamıyorum. Elçilikten de bununla alakalı yalanlama geldi. Şimdi teamül nedir böyle durumlarda? Hani bir emekli diplomat vasfınızdan yola çıkarak bir sormuş olayım bunu. Çağırdık gelmedi gibi bir ifadesi de vardı. Burası ve bu konu özelinde değil ama bu konudaki teamülü merak ettiğim için sormak istiyorum. Bundan sonrasıyla alakalı seçilir ya da seçilmez. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturur ya da oturmaz. İkinci tur belirleyecek ama bu söylemlerle alakalı bir değerlendirme rica etmek isterim sizden. Şimdi, yani tabiatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin çok bambaşka bir yeri var. Yani benim kariyerimdeki ilk görev yerimdi ve hakikaten çok şaşırmıştım. Yani her türlü gelişmede, yani hayır ve şerrin geldiği nokta olarak görülürdü. Henüz bunda da bir değişiklik olmadığını anlıyorum. Yalnız burada Kıbrıslı Türk dostlarımızın şunu anlaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde çalışan insanlar, çok nadir istisnalar dışındaki, hiç hatırlamıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarıdır ve kanunen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın veya Cumhurbaşkanı yardımcısının talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar. Yani onu topu alıp kendi bahçelerinde kendi kendilerini sektirmek gibi bir hakkı yoktur. Dolayısıyla eğer A kişisi veya B kişisi büyükelçilikte herhangi bir şey yapmışsa bu talimatla olur. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Kıbrıs'ta da böyledir. Yani oradaki büyükelçinin isminin Ahmet Mehmet olması belki üslupta bir farklılık yaratabilir. Ama Türkiye'den gelen talimatı yerine getirmek bağlamında hiçbir fark yaratmaz. Onun için burada bence yanlış bir şey yapıyoruz bazen. Büyükelçiliği hedef alıyoruz. Oysa ki asıl hedef orası değil. Yani büyükelçilik kendi merkezinden gelen talimatları uygulamakla görevlidir. Bunun ötesine geçemez. Dolayısıyla burada da öyle bir durum olmuştur diyorsunuz bu iddialarla alakalı olarak. Tabii ki ilk turda çok tartışıldı. Şimdi Türkiye müdahalelerinin tartışıldığı bir seçim atmosferiydi. İkinci tura doğru giderken örneğin biz ilk turla alakalı olarak Maraş konusunda atılan adımı çok tartıştık. Ve bu konu işte dün Derinya Kapısı'nda bir grup Rum fanatiğin eylemine de neden olduğu oradan gelen görüntüleri programın ilk bölümünde paylaştık. Görme şansınız, takip etme şansınız oldu mu bilmiyorum. Yaklaşık 100 kişilik bir grup Maraş konusundaki durumu protesto etmek için havai fişeklerle bir eylem yaptı Derinya Kapısı'nda ve bir yangına neden oldu örneğin atılan fişekler. Şimdi bu elbette spesifik olarak bir konu başlığı ama Maraş konusunda atılan bir adım var. İkinci tura doğru giderken herhangi başka bir adım daha atılır mı, başka bir konu daha gündeme gelir mi gibi bir soru işareti var Kıbrıs Türk halkının aklında ve Maraş konusunun bundan sonra Kıbrıs sorunuyla alakalı beşli bir toplantı ya da sonrasını nasıl etkileyeceği sorusu da akıllarda. Ne söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, Maraş konusunu da takip ettik başından itibaren. Ben yine geçen haftaki yazımda da değindim buna. Benim konuyu takip edebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla sonuç itibariyle bir sahil şeridi açıldı ve ziyareti açıldı. Yani sahil şeridinde herhangi bir kalıcı yapılaşma vesaire gibi bir şey yapılmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ki görevidir zaten. Çünkü Kıbrıs'ta statükoyla ilgili olarak herhangi bir değişiklik girişimini mutlaka kayıt altına alır. Burada biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in zaten birlikleri var. Bir misyonu var. O bildirir bildirmez hemen karşı tarafı uyarır. Aman ha bunu yapmayın. Etmeyin. Nitekim Türkiye de buna bir cevap verdi. Ve atılan adımın Maraş'ın statüsünü hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi olarak teyit etti. Bunun ötesinde yapılan yorum, atraksiyon ve müsamere tarzı şeyler siyasete ilişkin şeyler. Yani burada bir aday da size ikinci tur öncesinde Maraş'ta market açacak diyebilir. Yani ama bunların yani Maraş'ın statüsüyle ve daha sonra da görüşmelerle, müzakerelerle ilgili olarak büyük bir fark yaratacağını zannetmiyorum. Yani Maraş konusunun orada olduğu gibi kalacağı kanısındayım. Daha fazla ileri gitmeyeceğin kanısındayım. Eğer biz bir müzakere sürecine devam etmek niyetindeysek, niyetinde olmamanın maliyeti vardır.
Yani Türkiye için de vardır, Kıbrıs Türk'ü açısından da vardır. Onun için ben o niyette kaldığınızı ummak istiyorum. Bunu birazcık açalım mı? Çünkü çok net bir şekilde örneğin ilk turda birinci çıkan aday Ersin Tatar'ın %32.35'lik oy oranıyla ilk turu birinci olarak kapatan Ersin Tatar'ın, UBP adayı Ersin Tatar'ın bu konudaki söylemi net. Artık federasyon bitmiştir ve farklı şeylerin tartışılması gerek diyor. İkinci tura 29.84'lük oy oranıyla çıkan Mustafa Akıncı ise federasyon temelli çözüm, Berlin zirvesi sonrası görüşmelerin o noktadan devam edeceği ile alakalı açıklamalar yaparak Kıbrıs Türk halkından oy isteyecekler ikinci turda. Şimdi bu Maraş konusu bu nedenle önemli, kapalı Maraş konusu. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de bu konuda bir kararı var. Şimdi bu konuyu nereye evirir, kimin kazanacağı bu noktada önemli midir? Kim kazanırsa kazansın resmi görüşü savunmak durumundadır. İşte bir Derviş Eroğlu örneği var diyenler de mevcut biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani esas itibariyle cevabı siz sorunuzun en sonunda söylediniz. Gayet de güzel ifade ettiniz bence. Çünkü netice itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçilecek olan kişi uluslararası konjonktür eğer toplumlar arası görüşmeleri veya beşli görüşmeleri veya ikili görüşmeleri başlatmayı mecbur kılarsa gayet güzel de oraya oturur ve görüşür. Yani burada ben konfederasyonu savunuyorum, ben başka türlü bir şey savunuyorum filan demenizi pek kimse dinlemez. Maraş'taki yapılan şeyin tekrar altını çizeyim açık olmadıysa, Maraş'ta yapılan atraksiyonun veya Türkçesi müsamerenin toplumlar arası görüşmelerle ilgili olumsuz bir etkisi olacağı kanısında değilim. Yani bu başlayacaktı da bu yüzden başlamadı diyebileceğimiz bir durum olmayacaktı çünkü ortada bir şey yok. Yani ortada ziyarete açılmış bir şerit vardır. O açtığınız yeri açtığınız gibi de kapatırsınız. Yani orada hiçbir problem yok. Orada kalıcı bir durum değişikliği söz konusu değil. İkincisi iki ayrı devleti vesaireyi savunuyorum diyerek Cumhurbaşkanı olduğunuzda an gelir oturup federasyonu da müzakere edersiniz. Federasyonu müzakere ederken eğer Türkiye de size bu konuda destekliyorsa daha konfederal bir yapıya doğru müzakereyi götürmeye çalışırsınız. Gittiği kadar. Çünkü şimdi federasyonu savunanlara da söyleyecek bir sözüm var. Sizin federasyonu savunmanız Rum tarafıyla aynı federasyon anlayışında buluşacağınız anlamına da gelmiyor zaten. Yani federasyonu savunanlar çözümü istiyorlar ve çözüm ancak öyle olur demenin de tam bir mantığı olmuyor Kıbrıs meselesinde. Çünkü karşı tarafla da anlaşmak zorundasınız bu konuda. Yani şimdi seçim sonuçlarına bakıyoruz. Türkiye'de, özür dilerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ciddi bir federasyon görüşmekten yana insan var. Çözüm istiyorlar, federasyonla görüşmek istiyorlar, dünyadan iyice kopmak istemiyorlar. Bunu kim seçilirse seçilsin dikkate almak zorunda. Şimdi bu az önce sizin ifade ettiğiniz tırnak içinde kullanayım siz müsamere olarak adlandırdığınız kıyı şeridinin bir bölümünün ziyarete açılması. Fakat bu bir ilk adım söylemleri de var özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin nezdinde. Bu bir ilk adım, bundan sonra kademeli olarak açılması planlanıyor söylemleri. Şimdi kademeli olaraktan kasıt nedir? Özel mülk yer almıyor açılan bölgede vurgusu çok yapıldı. Biz biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde oldukça önemli bir statütedir Kapalı Maraş. Türkiye'nin de bu konuda oldukça ekonomik maliyeti, külfeti olan davalarla yüz yüze olduğunu da hesaba katarak soruyorum. Şimdi mülkiyet konusundan bağımsız bir Kapalı Maraş konuşmak çok mümkün değil. Bu ilk adımdır söylemini o anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz açılan kıyı şeridi? Kimi çevrelere göre Derinya plajı da açılmıştı. Bugün olan şeyin ondan bir farkı yok. Ama siyaseten yapılan bu ilk adım söylemi bunu birazcık daha düşündürücü kılıyor. Ne dersiniz? Şimdi Nazar Hanım, bir tane bir şeyden kaçınmak istiyorum. Çünkü Kıbrıs benim çok sevdiğim bir yer. Herhangi bir siyasi partiyle burada yani polemiğe giriyor durumuna düşmek istemiyorum. Çünkü bu diğer siyasi partilerin görevi. Yani CTP'liler, TDP'liler, her kimse... UBP'lilere onlar cevap versin. Ben buradan bir hayli kuzeyden gördüğümü söyleyeyim. Benim için esas Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne verdiği cevaptır. Yani Güvenlik Konseyi kararına cevaben yaptığı açıklamada söylediği şey statünün hiçbir şekilde değiştirilmediğidir. Onun için yani o demin de esprili olarak söyledim. Bundan sonra üstüne bir de seyyar bakkal açsanız bir şey fark etmez. Sizin de altını çizdiğiniz gibi orada çok ciddi bir özel mülkiyet konusu var. Ve bütün bir Avrupa uygarlığının üzerine kurulduğu, kapitalizmin üzerine kurulduğu şey özel mülkiyettir. Yani o özel mülkiyete aykırı olarak biz iki adım daha atacağız, üç adım daha atacağız demenin Kıbrıs Türk'üne bir faydası olacağı da kanısında değilim. Yani bunlar bir sonucu değiştirmeyecektir. Ben açıkçası seçimler bittikten sonra bu işin çok kurcalanacağı kanaatinde değilim. Peki seçimlere iç politika anlamında sormuyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı nezdinde soruyorum. Seçim için atılmış bir adım yorumları içeriden yapılırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda acilen toplanması, bir karar üretmesi, seçimden sonra bununla ilgili bir şey olmayacak diyorsunuz ya, ama neticede orada bir kalıcı hasar bırakır mı? Kim seçilirse seçilsin bir beşliden bahsediyorduk bundan 2-3 hafta öncesine kadar Guterres'in açıklamasıyla birlikte, ona zarar verecek bir noktaya gelir mi? Şimdi demin mekanizmayı ben anlatmaya çalıştım ama belki çok açık anlatamadım. Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir misyonu var. Misyon yeşil hat boyunca ve sınır hatlarında, yani çalılık yansa rapor etmekle görevli. Özellikle de statüko ile ilgili olarak, yani var olan durumla ilgili olarak herhangi bir değişiklik anında New York'a buradan bildiriliyor. Şimdi Maraş'ta yaşanan böyle bir şey. Yani birdenbire oraya bir kapı girişi yapıp önce insanların ismini alıp sonra neyse onu da bıraktılar. Şimdi orada bir sonuç olarak BM kontrolünde gözüken bir bölgeyi siz ziyarete açıyorsunuz şu veya bu sebeple. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin derhal toplanıp bu konuda o kişiliği tarafa ne yapıyorsun demesinden daha doğal bir şey yok. Yani bu hani büyük bir adım attığınız anlamına gelmiyor. Aynı şeyi iki tane kum formasına koysanız BM raporunda çıkar. Eğer dört tane kum forması koyarsanız o zaman Güvenlik Konseyi hakikaten toplanıp size bir uyarıda bulunur. Yani onun için bunu çok abartmamak, hani kendimizi de çok fazla kurbağa gibi şişinmemek gerekir. Orada yapılabilecekler bellidir. Ben zannetmiyorum Türkiye'de hala sorumluluk sahibi politika belirleyiciler varsa zaten bu adım daha fazla ileriye gitmez. Böyle bir atmosferde ikinci tura gidiyoruz. Elbette temel konu başlığımız ilk tur sonrasında hem Türkiye'nin bölgedeki tezleri, savundukları özellikle Doğu Akdeniz konusunda, hem de burada seçilecek Cumhurbaşkanı'nın uyumlu çalışması noktasının da altı çizildi farklı şekillerde. Dün Oruç Reis'le alakalı yeni bir NATEX açıklandığını biliyoruz ama Türkiye-Yunanistan hattında daha diplomasi, daha diyalog kanalı açık gibi idi. Bununla birlikte bölgeye daha geniş perspektiften baktığımızda Azerbaycan-Ermenistan durumu söz konusuydu. Bir ateşkes durumu yine söz konusu. Birazcık resmi büyütelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna gidiyor ama Türkiye dış politikası bölge için bu seçimleri önemli adledip bu nedenle izliyor yorumları yapılırken, bölge için olası bir öngörüde bulunmanızı da rica edebilir miyim seçim eksenli olarak? Şimdi seçimlerin sonucu tabiatıyla önemlidir. Yani Türkiye açısından da önemlidir. Bundan sonra önümüzde başlayacak süreç açısından da önemlidir ama bence en çok Kıbrıs Türk halkı için önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bugün neden şikayet ediyor en fazla? Çözümsüzlükten şikayet ediyor. Geleceğinin belirsiz olmasından, çocuklarının ne yapacağının bilinmemesinden şikayet ediliyor. Bunun da çözebilecek sürecin bir tek sahibi var Kıbrıs Türk tarafında, o da Cumhurbaşkanı. Onun için Cumhurbaşkanı seçerken bunu dikkate alarak oy kullanacaklarını tahmin ediyorum. Geniş perspektiften baktığımızda Doğu Akdeniz bölgesi, gerçekten sadece Doğu Akdeniz'de demeyelim, siz biraz daha yükselttiğiniz uyduyu yükselttiğimiz zaman gerçekten yani Karabağ, Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye-Yunanistan arasında Ege'deki sorunlar, biraz daha isterseniz genişletin, İsrail, Suriye,
vesaire. Şimdi bu bölgeye bir bakarsak, ben bu yani geçenlerde bir yazımda yazdım. Kıbrıs meselesi bu bölgedeki sorunlar içerisinde ilk ona giremez. Yani alınanlar olursa şimdiden özür diliyorum ama ilk ona giremez uluslararası toplumun şeyinde. Çünkü bir kere çok güzel bir şey, insan ölmüyor. İnsan ölmüyor ve dolayısıyla çok büyük ekonomik zararlar yaratan bir şey de yok. Yani bir Suriye ile bir Yemen'le İsrail-Filistin çatışmasıyla karşılaştırdığınız zaman Kıbrıs meselesi son derece düz çizgide ilerleyen, lineer, hatta ilerlemeyen, duran bir çatışma. Yani çatışma demek de doğru değil, bir anlaşmazlık diyelim. Çünkü Karabağ'da örneğin birkaç senede bir çatışmalar yaşanıyor. Şimdi artık neredeyse bir topyekün savaştan bahsediyoruz. Oysa Kıbrıs'ta böyle bir olasılık yok. Yani böyle bir olasılık olmadığı yıllardır en azından görülüyor. Deminki sorunuzda söylediniz, arada işte sınıra 3-5 tane deli geliyor. Onlar el amcılar, onlar zaten yanlış duymadıysam. Ondan sonra yani aşırı milliyetçi Rumlar. Onlar bir takım nümayişler yapıyorlar. Onların karşılığı bizde de var. Dolayısıyla bunlar tabii sonucu etki eden şeyler değil. Bu seçimlerin bana göre en önemli tarafı kimin kazanacağı değil. Sonunda nasıl bir iz ve leke bırakacağıdır. Yani Türkiye açısından bana göre önemli olan budur. Yani bu seçimi Ahmet veya Mehmet kazandı değil de ben bu seçimleri Ahmet'in veya Mehmet'in kazanması için yaptığım şeyler benim alnımda bir leke oldu mu olmadı mı? Asıl mesele bence olur. Yani çünkü o alnınızdaki leke alnınızdaki leke olarak kalmaz. Bütün bir müzakere sürecinde karşımıza çıkartılır. Yani o yüzden benim umudum ikinci haftaya giderken artık çok da dengeli bir şey var. Kıbrıs Türk halkının iradesini gösterme fırsatı tanınması, daha fazla müdahale yapılmaması. Yani çünkü yapılan yapıldı zaten. Bunun daha ötesine geçilmemesi gerekir. Ama karşı tarafı da yani şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum bir Türkiye'li olarak. Yani Türkiye'deki siyasi iktidarla yaşadığınız anlaşmanın sizi Türkiye karşıtlığına götürmesine izin vermemeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki siyasi iktidara Türkiye'nin de yarısı karşı zaten. Yani onu unutmamak gerekiyor. Peki. Teşekkür ederim. Engin Solakoğlu, çok teşekkür edelim biz size. Bugün bizimle birlikte olup seçimin ilk turuyla alakalı değerlendirmelerinizi paylaştığınız için güzel bir hafta diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederim. Kıbrıs'ı iyi bilen, burada uzun yıllar görev almış olan emekli diplomat Engin Solakoğlu bizimle birlikteydi. Seçimin ilk turunu ve seçimin ilk turu öncesi ülkede yaşanan tartışmaları, müdahale tartışmalarını, o tartışmalar ekseninde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir de karar çıkan Maraş konusunda atılan adımı ve daha fazlasını konuştuk. Bugün bizimle birlikteydi. Yorucu bir gecenin ardından bu sabah 7.30'da yeniden karşınızdaydık efendim. Bugüne dair nelerin yansıdığını seçim sonuçları anlamında paylaştık. Katılım oranının %58.21 olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunu geride bırakmış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü seçimin ikinci turunda sandıktan ilk sırada çıkan Ersin Tatar, %32.35'lik oy oranıyla ilk sırada çıkan Ersin Tatar'la %29.84'lük oy oranıyla çıkan Mustafa Akıncı yarışacaklar. Bu noktada diğer partilerin ya da adayların tabanlarının ne yönde yönlendirileceği ya da serbest bırakılacaklar mı, yönlendirilecek mi soruları da önemli. Cumhuriyetçi Türk Partisi kurumsallaşma anlamında, parti organları, yetkinlik anlamında önemli bir parti. Partisinin adayı Tufan Erhürman 21.68'lik oy oranıyla 3. sırada seçimi tamamlamasının ardından CTP Parti Meclisi yarın toplanıyor. Program içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ına parti meclisi kararının ne doğrultuda olabileceğiyle alakalı sorular yönlendirdiğimizde Kıbrıs konusunda CTP zikzak yapan bir parti değildir. Daima sorumluluğunun bilincindedir. Parti meclisidir elbette
kurumsal olarak karar verecek organımız. Fakat bu konuda destek şeklinde bir karar çıkacağını zannediyorum dedi. Bu bilgiyi paylaşmış olalım sizinle. Dün akşam itibariyle hele ki kapalı Maraş konusunda Ulusal Birlik Partisi'ne destek veren ve bizzat o törenlerde de bulunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile yaptığımız bağlantıda dün akşam itibariyle YDP'nin tüm oyları UBP'ye kayabilir ki o oylar yalnızca 5.36 seviyesinde kalmıştı. Böyle bir intiba vardı, oraya kayabilir intibası. Erhan Arıklı ile yaptığımız bağlantıda ise çok kızgın ve kırgınız dedi. Sahada olamadığımız dönemde UBP'liler aleyhimizde çalıştı ve bizim tarlamızı sürmüşler ifadesini kullandı Erhan Arıklı. Bu noktada YDP'den de UBP'ye düşünüldüğü gibi yekten tüm oyların kayacağını öngörmek şu aşamada birazcık mümkün değil gibi görünüyor. Bakalım taşlar ne şekilde yerlerine oturacak ve bu bir hafta nasıl geçecek? Ulusal Birlik Partisi tüm organlarımızla, tüm partilerle de görüşerek bu sandıktan birinci çıkacağız dedi Ersin Tatar dün yaptığı açıklamada. Mustafa Akıncı da hem sivil toplum örgütlerini hem kadın örgütlerini, gençlik örgütlerini gösterdi adres olarak ve çalışacaklarını söyledi. Partilerin de karar almak noktasında bundan sonra atacakları adımdan bahsetti. Hepimiz için yoğun bir hafta olacak efendim. Pazartesi sabahından bizim düşeceğimiz notlar bunlar. Veda ediyoruz size. Orta dereceli okullarda yüz yüze eğitimde bugün başladı. Dünkü seçimin ardından ne şekilde olacağı tartışılmıştı. Bunu ve diğer konu başlıklarını, güne yansıyanları gün boyu haber merkezimiz takip edecek. 13-15 ara ve 19 ana haber bültenimizi de ekranlarınıza getirecek. Biz yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hep mutlu haberler alın. Yönetmen arkadaşım Gizem Atak Özbey ile birlikte hazırlanıp bu sabah da çıkmıştık karşınıza. Yarın sabah da öyle yapalım, saatler 7.30'u gösterdiğinde efendim. Hoşça kalın.